Bugün size koyun ve keçilerde körlük başlıklı yazımı okuyacağım. Körlük, beyinde, gözde ve göz sinirinde olan hasarların sonucunda ortaya çıkan bir belirtidir. Koyun ve keçilerde körlüğün belirti olarak ortaya çıktığı hastalıkları sıralayalım. Polienselomalasi, entropion, skrapi, gebelik toksemisi, zehirli bitkiler, delibaş hastalığı yani söönürozis, aşırı burun kurdu olması, östrus ovis, pembe göz, listeriozis, enterotoksemi, Clostridium perfringens enfeksiyonu yani, A vitamini eksikliği, katarakt, agalaksi, toksoplazmoz, mavi dil hastalığı, sınır hastalığı yani diğer adıyla border disease, göz kanseri, neoplazi. Ayrıca göze yabancı sim batması, özellikle otların ve bitki tohumlarının göze girmesi, tozlu meralar, gözdeki apse, kanama ve travmalar körlük sebebidir. Körlük, gözün bulutlanması şeklinde karşımıza çıkabileceği gibi bakar körlük şeklinde de yani amaurosis şeklinde de olabilir. Rafoksanit ve klozantel etken maddeli antiparaziter ilaçların aşırı dozda verilmesi genellikle bakar körlük yani amaurosis ile sonuçlanır. Retinal dejenerasyona sebep olan hastalıklar körlük belirtisiyle karakterizedir. Örneğin kanser, listeriozis, toksoplazmozis ve mavi dil hastalığı. Polienselomalasi, B1 vitamini noksanlığı sebebiyle meydana gelen sinirsel bir hastalıktır. Ya B1 vitamini eksiktir ya da B1 vitamininin kullanımını engelleyen sebepler vardır. Skrapi, koyunların spongiform ensefalopatisi, süngerimsi beyin hastalığı olup sinirsel belirtilerle kendini gösterir. Zehirli bitkilerden ak yıldız ve ölmez otu, ölmez çiçek ya da altın otu dedikleri ot, körlüğe yol açabilir. Entropion, göz kapağının göze doğru iç tarafa kıvrılmış olmasıdır. Göz kapağı ve kirpikler gözü sürekli irkilttiğinden bir süre sonra göz yangısı ve keratit şekillenir. Giderek durum körlükle sonuçlanır. Entropion, sürülerin kalıtsal bir sorunudur. Östrus ovis'in burun kurduğunun da aşırı miktarda olması yine körlük sebebi olabilir. Delibaş hastalığı, söönürozis, bir köpek tenyasının küçük başlarda yaptığı beyin hasarıdır. Belirtilerinden biri de körlüktür. Pembe göz hastalığı, gözdeki klamidya ve mikoplazma enfeksiyonudur. Göz önce bulutlanır ve tedavi gecikirse körlük baş gösterir. Enterotoksemi, Clostridium perfringens enfeksiyonu olup öldürücü bir hastalıktır. Bazen koyun ve keçiler ölmeyip ataksi, dönme, körlük gibi belirtilerle karşımıza çıkabilirler. Listeriozis, Listeria monostogenes adı verilen mikroorganizmanın oluşturduğu bir hastalıktır. Çoğunlukla bozuk olan silajın sebep olduğu sinirsel belirtiler ve körlük ile karakterizedir. A vitamini eksikliği, bu vitaminin alımında veya vücudun yararlanmasında oluşan sorunlarla birlikte ortaya çıkar. Fosfor, E vitamini ve çinko eksiklikleri, beta karotenin A vitaminine dönüşümünü engelleyen faktörler A vitamin eksikliğine ve körlüğe yol açar. Katarakt, bazı ırklarda, örneğin Angora keçilerinde kalıtsaldır. Çoğunlukla travma sonucu ortaya çıkan göz yangıları sonucunda şekillenir. Gözle ilgili olarak bu arada periorbital egzamadan da söz edelim. Gözün çevresinde egzama ile karşımıza çıkan bu hastalığın sebebi Staphylococcus aureus'tur. Sınır hastalığı yani diğer adıyla border disease, virüs etkenli bir hastalıktır. Özellikle kuzularda körlük bu hastalıktaki belirtilerden biridir. En önemli körlük sebebi mikoplazma agalaksia tarafından oluşturulan kontagiyöz agalaksi hastalığıdır. Memelerde, gözlerde,
eklemlerde ve akciğerde hastalık yapar. Belirtilerinden biri de körlüktür. Koruyucu hekimlik. B1 ve A vitamini eksikliklerine meydan vermemek şarttır. Bu vitaminlerin hayvanlara verilmesi, asidozun engellenmesi koruyucu hekimlik yönünden önemlidir. Antiparaziter ilaçlardan rafoksanit ve klozantelin hatalı olarak veya kazaen yüksek dozda kullanılmaması gerekir. Zehirli bitkiler biliniyorsa onların bulunduğu otlak, çayır ve meralarda hayvanlar otlatılmamalıdır. Entropiyonun kalıtsal olarak sürüde yayılmasını önlemek için yavrularının göz kapağı içine dönük olan anaçlar sürüden çıkarılmalıdır. Enterotoksemi için sistemli olarak aşı yapılmalıdır. Hayvanlar tozlu, rüzgarlı, batıcı tohumlar olan meralardan uzak tutulmalıdır. Listeriozisin önlenmesi için kesinlikle bozuk silaj verilmemeli. Silajın yapımından başlanarak doğru işlemlerin sırasıyla takip edilmesi sağlanmalıdır. Mavi dil hastalığı için aşılama dışında yapılacak bir şey yoktur. Sinek mücadelesi pratik ve başarılı olmayacak bir yöntemdir. Aşılama ihmal edilmemelidir. Contagiosa Galaxy için koruyucu hekimlik aşılama ile mümkün olur. Yemlere çinko, fosfor, selenyum, E vitamini, A vitamini katılması geçerli bir koruyucu hekimlik uygulamasıdır. Gebelik toksemisinin önlenmesi, özellikle birden fazla yavru beklenen annelerin enerji yönünden doğru beslenmesi ve yemlere niasin katılmasıyla önlenebilir. Tedavi. B1 ve A vitaminli enjeksiyonları tedavide kullanılabilir. Pembe göz hastalığında taylosin ve oksitetrasiklin etken maddeli antibiyotikler yararlıdır. Listerioziste erken safhada enrofloksasin etken maddeli antibiyotikler yararlı olabilir. Göze püskürtülen oksitetrasiklin etken maddeli ilaçlar veya sürülen merhemler, keratitis, keratokonjüktivitis, travma gibi olaylarda tedaviye katkı sağlar. Burun kurdu tedavisinde ivermektin etken maddeli ilaçlar kullanılır. Delibaş hastalığının yani psoriasisin köpeklerde tenya şerit tedavisiyle koruyucu hekimlik önlemleri alınmalıdır. Ayrıca bu konuda başarısız olunduğunda koyunlarda uzun süren pahalı ve uğraştırıcı bir tedavisi vardır. Koyun ve keçilerde körlük söz konusu olduğunda yukarıda sayılan hastalıklar diğer belirtileriyle birlikte değerlendirilmeli. Gerekirse laboratuvar muayenelerine başvurularak ayırıcı tanıya gidilmelidir.